Hülyacığım, kalma öyle uzakta, kenarda köşede. Gelsene şöyle yanıma. Gel kız gel, biraz yakınlaşalım seninle. Yanlış anladın sen beni. Gel kız gel, yemem gel. Üfleme, üfleme. Sıcak, sıcak. Hülyacığım, umarım söylediklerimi anlamışsındır canım. Yani diyorum ki, ne hatlar çevirdiğini çok iyi biliyorum. Yani eğer gerçekten paranın peşindeysen, ki ben öyle olduğuna adım gibi eminim, o zaman benim sözlerimden asla dışarıya çıkmayacaksın. Tek bir işaretimle harekete geçeceksin. Bu kadar basit. Ay, oturuyorduk Bütülcüğüm. Ne hareketi? Terleriz bu sıcakta. Ay, sen beni anlamadın galiba. Aa, niye yalan söyleyeyim? Ben seni zerre kadar anlamadım canım. Öyle mi canım? Anlamadın mı? Öyle canım. Yalnız şöyle bir şey anladım. Benim değil de senin hain planların var gibi. Yani sana bir tavsiye, bu planlarını böyle ulu orta yerlerde söyleme. Hani biri duyar, düşünmek bile istemiyorum. Ama merak etme, benden sır çıkmaz. Ay, çok sağ ol canım benim ya. Çok teşekkür ederim. Sen bak bakayım benim gözlerimin içine. Kızım, sen bu yollardan giderken biz bu yollardan dönüyorduk. Firketten tırtıkladığın paranın çok daha fazlasının peşinde olduğunu bilmiyor muyum ben sanki? Aşk olsun Betül Hanımcığım, bunu sizden hiç beklemezdim. Hoppala, üstüme iyilik sağlık. Ne oluyor şimdi böyle birdenbire, iyi misin sen? Hayrola hanımlar, ne oluyor? Hülya Hanım iyi misiniz? Ben sadece Fikret Bey'den borç istemiştim. Yani bunu yüzüme vurmanıza hiç gerek yoktu Betül Hanımcığım. Üstelik bugün de borcumu ödeyecektim. Allah Allah, Betül. Şadeciğim, Hülya Hanımcığım, lütfen siz yanlış anladınız beni. Yani ben onu kastetmedim ki ama. Ben anladım. Ben anlayacağımı anladım. Neyi kastettiğinizi de çok iyi anladım Betül Hanımcığım. Lavabo nerede acaba? Buyurun bu tarafta. Bunu sana hiç yakıştıramadım Betül. Şadeciğim. Nasıl çıkıyor? Lütfen Betül Hanım. Buyurun. Yılan. Ama var ya, düşündüğümden çok daha kıvrak bir yılan. Da işte ben yemiyorum bu numaraları. Ay, ne yapsam acaba ya? Eğer var ya, ben de seni birazcık tanıdıysam, buna dayanamayacağını o kadar iyi biliyorum ki. Haydi bakalım, el mi yaman, Betül mü yaman? Hülya Hanımcığım, bekleyelim bakalım biraz. Ay! Ay! Ay, gitti canım kol! Ay, Hülya gel! Hülya gel, git! Ne gitti? Anneciğimin kolyesi. Anne, Hülya, sen hatırlarsın. Sen zehir gibi kadınsın. Hülya, bir şey soracağım sana. Ben bugün bir kolye takmış mıydım, takmamış mıydım? Böyle bir detay hatırlıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Hiç takmadım. Takmadım. Tamam. Bir dakika. Bir dakika, tamam, köşelere bakıyorum. İyice bak. Ay, ben var ya, inşallah takside makside, ay takside düşürürsem yandım. Aa, bir dakika. Abi ben gideyim, ben gideyim bir yatak odasına bakayım ya. Tabii ben bir yatak odasına. Hayır, yatak odasına falan bakmayacağım. Çünkü ben bugün yatak odasına hiç gitmedim ki. Ay. Ay Allah'ım. Ay, Şadi var ya, öldürecek beni. Ay yok. Ay yok. Ay yok, tamam yok. Aa, bir dakika ya. Abi, bir kolye için kendimi öldürecek halim yok ya. Şadicim bana alır bir yenisini nasıl olsa. Da sen, ay sen ne yapıyorsun orada Hülya? Ben şey, benim şey, tansiyonum düştü de. Evet evet, düştü. Bugün beni üzdüm, belki de ondandır. Ah canım benim. Oraya mı düşmüş tansiyon? Ay çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Kusura bakma lütfen. Gerginlikten şu anda ne söylediğimi bilmiyorum tatlım. Boş ver kolyeyi. Boş ver. Sen nasıl oldun? Biraz daha iyi misin? Yıkadın mı o güzel yüzünü? Açıldı mı senin o güzel zihnin? Sen kavrayabildin mi benim söylediklerimi? Evet. Yani daha doğrusu hayır. Kusura bakma Betülcüğüm ama yani bugün söylediklerini bir hakaret olarak alıyorum ben. Hayır. Lütfen. Lütfen Hülya'cığım, lütfen. Bak, sen lavabodayken ben ne düşündüm biliyor musun? Bence bugün her şeyi yanlış anlayan taraf benim. O yüzden lütfen senden rica ediyorum. Gel şimdi birer kahve daha içelim. Yo 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 yo. Dostluğumuzu daha fazla zedelemeyelim diyorum ben. Hatta biraz ara verelim. Evet, en sağlıklı olanı bu. Dinlendirelim. Ben gittim şekerim. Ay dur, nereye gidiyorsun? Ben seni geçirseydim bari. Yo, merak etmeyin. Ben yolu biliyorum. İyi de yanlış biliyorsun öbür taraftan. Güle güle. Güle güle tatlım. Anca gidersin şekerim. Göstereceğim ben sana o şapı şekeri.
Nasıl yuttu amaz o kayığı? Kenarın dilberi seni. Çakmalıydı. Pul 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 pul. Dökeceğim senin o yaldızlarını. Sabret. Az kaldı. Betül'cüğüm, bu misafirimize karşı olan tutumunu hiç beğenmedim. Şahit'cim, şu an detaylarla ve sana laf anlatmakla uğraşmak istemiyorum. Kusura bakma tatlım. Yılan. Yılan. Şişt. Ne bileyim abi. Bir de Betül çıktı başımıza. Kadın kendini kurnaz zannediyor aklı sıra. Ne yapalım? Suyuna gideceğiz. Tamam. Merak etme sen. O daha benim kim olduğumu bilmiyor. Hülya yenilmezim ben. Ben bu aileye girmek için uğraşacağım. Betül gelecek, taş koyacak. Yok öyle bir dünya. Merak etme diyorum sana abicim. Bu Betül'ü seninkiler de sevmiyor. Kadın Lale'nin yuvasını yıkmak istiyor. Neyse, fazladan bir mesai çıktı bana. Sen şimdi plana odaklan. Songül'le kızlarının kalbini nasıl çalarız onu düşün. Plan üret, fikir üret bana. Tamam. Soğuk oldu. Ben dışarıdayım. Songül zaten radarları açmıştır, beni arıyordur. Görüşürüz. La 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 la. La 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 la. Ay la 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 la. La 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 la. Kızım, ne yapıyorsun? Kendi kendine şarkı söylüyorsun. Bir çeşit sinir krizim bu. Ne yapıyorsun? Mutfak robotu mu oldun? Gerçekten kendi kendine şarkı söylüyorsun. Nasıl bir tarz bu? Delilik mi bu? Pasta, pasta. Zafer pastası. Sevgili zafer pastası. Bak bu benim yetenek kumkuması oğlum. Oğluşum, bu da bizim zafer pastamız. Birazdan da üzerine şahane bir çilek sosu dökeceğim. Ay çok az, tek bir hamle. Şirketin tahtına tek başına kurulman için minicik, ufacık, minnak, son, sinsi bir hamlemiz kaldı. Bu kadar basit. Bu kadar basit diyorsun. O zaman anladığım kadarıyla özge kozumuzu kullanıyoruz. Oğluşum, biz neden kullanalım? Güzel oğlum, biz niye kullanalım? Bizim elimizde bu kadar şahane bir maşa varken biz niye bu ellerimizi yakalım Allah aşkına ya? Allah Allah. Anacığım, en son maşa kullanmaya çalıştığımızda mangalda kendimiz yanıyorduk, kendimizi yelliyorduk. Maşa olarak kimi kastediyorsun? Kimi kastedeceğim oğluşum? Elbette Prenses Hülya'yı kastediyorum. Aman kız, Lady'den paşa, aptaldan maşa olur mu Allah'ını seversen? Ay çakma Lady. Bir de bari sen Lady demek adına. Bir tanecik kolye için içeride böyle yerle yeksan oldun. Tabii ki oğluşum, anacığın senin o kolyeyi oraya bilerek düşürdü. Ne yaptı? Gitti Hülya kolyenin üzerine balıklama atladı. Tabii ki nasıl hayat mı? Yani kafası o kadarına basar. Çünkü yani bu işler vizyon meselesi Erol'cum yani. Yemin ediyorum şu an inanmak istemiyorum bunlara. İnanacaksın, inanacaksın oğluşum. O Hülya o kolyeyi satmaya çalışırken biz onu suçüstü yakaladığımız anda sen de inanacaksın, hiç merak etme. Ne yapacağım biliyor musun? Kelebek gibi uçacağım, arı gibi sokacağım. O Hülya'yı önce avcumun içine alacağım. Ondan sonra da onu Onur'la Lale'nin üzerine salacağım. Ondan sonra da çattır çattır yıkılan bir evliliği seyret alacağım. Yemin ediyorum şu anda gözümde Cadı Şila'sın. Hatırladın mı Cadı Şila? Hugo da vardı. Hugo hani... İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetim.